Herkese yeniden selamlar. iOS 13.4 Beta 4 yazılım geliştiriciler için indirilebilir durumda. iPhone 11 için 150 MB civarında bir indirme boyutu var. Ama telefona yüklendiğinde 70 MB gibi bir kullanım alanı açığa çıkarıyor. Yükleme öncesi 42.28 GB olan saklama alanım yükleme sonrası 42.35 GB'a yükseldi. Farklı telefon modellerinde farklı yükleme boyutları olması gayet normal. Beta 3'te telefonun ayarlarına girip hakkında bölümüne bastığımda bir saniyeye kadar bir gecikme söz konusuydu. Beta 4'te bu hata giderilmiş ve hızlıca hakkında bölümüne ulaşabiliyoruz. Ayarlara tıklayıp oradan genele ve oradan da hakkında kısmına bastığımda direkt olarak telefonun hakkında bölümüne giriş yapabiliyorum. iPhone 6s Plus üzerinde güncellemeyi henüz yüklemedim. Burada genele ve hakkında gittiğim zaman görüyorsunuz hala bir bekleme süresi söz konusu. Bir önceki sürümde mevcut bu sorun şu anda Beta 4'te ortadan kaldırılmış. Bu arada iOS Beta'dan bağımsız bir haber de vereyim. WhatsApp'ın beklenen karanlık modu yayınlanan son güncelleme ile telefonlara geldi. Bu özellik iOS 13'ten itibaren kullanılabilir durumda. Yani cihazınız iOS 13 desteklemiyorsa maalesef bu güncelleme sizin için değil. WhatsApp'ı açtığınızda siz şayet o anda karanlık modu kullanıyorsanız WhatsApp'ta kendini bu moda entegre ederek karanlık moda geçiyor siz karanlık modu diye aktif ettiğinizde de WhatsApp yine daha önce alıştığımız dizaynına geri dönüyor. Yani bunu karanlık moda bağlamışlar. Kendi menüleri içinde herhangi bir ayarı mevcut değil burada. Tamamen cihaza entegre olmuş durumda. WhatsApp'ı karanlık kullanmak isterseniz karanlık modu devreye alıyorsunuz ve bu şekilde mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Evet iOS 13.4 beta 4 ile devam edelim. Hemen Geekbench skorlarına bir bakalım. Şuradan geçmiş bölümüne girerek CPU'ya bakıyorum. Bir önceki beta versiyonda 1328'e 3290 olan skorlar bu yeni güncellemede 1333'e 3281 olarak değişti. Bir aşağı bir yukarı yani birkaç puan yukarı birkaç puan aşağı yönünde devam ediyor. Burada kayda değer bir değişiklik yok. Daha önceki betalarda bir konudan bahsetmiştim ayarlara genele ve hakkındaya girelim. Yazılım sürümünün numarasının arkasında bir harf var demiştik. Bu harf ne kadar düşük olursa yani alfabenin başlangıç harfine yakın olursa final sürümüne de o kadar yakınız demektir demiştik. Örneğin burada iOS 13.4 beta 4'te şu anda A harfine kadar gelmişken bir önceki beta olan beta 3'te buradaki harfimiz D idi. Yani sona doğru yaklaşmış durumdayız. Bu final sürümü de olabilir ya da bundan sonra bir adet da gelme ihtimali var. Yani önümüzdeki iki hafta içinde tahmin ediyorum iOS 13.4'ün tam sürümü yayınlanabilir. iOS 13.4'ün betasında tabi bazı uygulamalarda da hatalar mevcut. Örneğin bu uygulama YouTube Studio uygulaması. Ben bu uygulama üzerinden genellikle sizin yazdığınız yorumlara cevap veriyorum. Ya da size dönüş sağlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Örneğin burada herhangi bir mesajı tıkladığım zaman normal şartlarda iPhone'da sağ tarafa ittiğimde bir önceki menü geri döner. Ama burada bana YouTube Stüdyo'nun menüsünü açıyor. Geri dönmek için mutlaka yukarı gidip geri dön simgesine basmam gerekiyor. Diğer cihazda örneğin iOS 13.3.1 yüklü iPhone 11 Pro Max üzerinde bir mesaja tıkladığım zaman sağa doğru iterek bir önceki menüye geri dönebiliyorum. Ancak iOS 13.4'ün betasında bu uygulamada maalesef şu anda böyle bir hata mevcut. Tabi her yeni betada yenilikler beklemek pek mantıklı değil çünkü bu betaların yayınlanma amacı sadece yeni özellikler eklemek değil mevcut özelliklerin maksimum kapasite ile çalışmasına yönelik çalışmaları da test etmek. iOS 13.3'ten iOS 14'e geçenler için örneğin iCloud klasör paylaşımı, iOS ve Mac'te satın alınan öğelerin diğer platformlarda da kullanılabilmesi özelliği, CarPlay kullanan varsa aranızda onlar için CarKey özelliği, birçoğunuz sevmese de yeni emojiler, mail uygulamasındaki yeni düzen gibi birçok özelliğe kavuşacaklar. Sürüm notlarında da görüldüğü gibi birkaç dil desteğinin eklendiği, iPadOS'te fotoğraflar için yeni kestirmelerin eklenmesi, tam ekran modunda klavye ile kopyalama, silme, düzenleme kombinasyonlarının da mümkün olacağı belirtilmiş. Gözden kaçan şeyler varsa lütfen siz de yorum kısmında yazıp takip eden arkadaşlara yardımcı olun. Benden şimdilik bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.